Herkese merhabalar. Yine bir Atatürk'e ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne atılan iftiralardan biri olan İskilipli Atıf Hoca'nın idam edilmesiyle ilgili konuya değineceğim sizlere. Biliyorsunuz bununla ilgili birçok bu zamana kadar belki de iftira atılmıştır. Konuya dair Atatürk ve Şapka Kanunu ile alakalı bazı suçlamalar getirilmiştir. Zira ben bu konuya bugün Değineceğim ancak Çok uzun tutmamak kaydıyla değinmek istiyorum Çünkü olayın Mahiyeti tamamen bellidir Zaten e, iskilipli Atıfın Yargılanmasıyla alakalı Devletimizin Yine Resmi kayıtlarında olmak üzere Gerekli evraklar mevcuttur Bu evraklara istinaden Oluşturulmuş tabii ki piyasada Bazı kitaplar bulunmaktadır Bunlardan bir tanesi de Ergün Aybars'ın kitabıdır. Rıza Zelyut'un da konuyla ilgili yani İstiklal Mahkemeleri ile ilgili kitabı vardır. Başka kitaplar da vardır. Ancak e, bu konuyu hangi kaynaktan ele alırsanız alın, konunun esasen içeriği belli olduğu için çıkarılacak sonuç aynıdır. Ben bunları özetleyerek sizlere sunmak istiyorum. Bakınız İskilipli Atıf'ın e, öncelikle e, niçin asıldığına değinmeden önce şöyle bir İskilipli Atıf'ın kimliği ve kişiliği üstünden bir değerlendirme yapalım. İskilipli Atıf Abdülhamit zamanından ve yine iddiattan beri devlete muhalif olan bir kişidir. Meşrutiyete karşı olarak hareket etmiş olan bir şahıstır. Abdülhamit döneminde de zaten devletin bu gibi meşrutiyet girişimlerine, mani olmaya çalışmak veyahut da muhalefetinden ötürü Türkiye içerisinde bazı sürgünlere uğramıştır. Hatta bir dönem Meşrutiyet döneminde Mahmut Şevket Paşa suikastinden de sorumlu tutulmuş. Sinop, Çorum, Boğazlıyan, Sungurlu gibi yerlere de sürgüne yollanmıştır. Bir dönemde Bodrum'a sürülmüştür. İskilip'le Atıf'ın geçmişine baktığınız zaman öz önem içerisinde irtica olarak adlandırılan bazı girişimlerde bulunduğu ve İngilizlerle de irtibat halinde olduğu bellidir. Değerli arkadaşlar, kısaca bu konuya giriş yaptıktan sonra işin detayına girelim. İskilipli Atıf'ın biliyorsunuz ki Teali İslam Cemiyeti'ndeki bir yöneticiliği bulunmaktadır. Milli mücadelenin ilk başlangıç yıllarında yani 19 Şubat 1919'da İstanbul'da Mustafa Sabri'nin başkanlığını yaptığı, kendisinin de ikinci başkan olduğu bir cemiyet vardır. Bu cemiyetin ilk adı Müderrisler Cemiyetidir. Bu cemiyet 24 Aralık 1919'da Teali İslam Cemiyeti adını almıştır. Bu cemiyetin yani Teali İslam Cemiyeti'nin önemli iki tane kuruluşla da yandan bir ilgisi bulunmaktadır. Yani bunlarla irtibatları vardır. Bu Teali İslam Cemiyeti'nin irtibatlı olduğu örgütlerden, teşkilatlardan biri damat feritinde bulunmuş olduğu hürriyet ve itilaf fırkasıdır. Yine milli mücadelenin karşı cephesinde bulunan ve yoğun bir İngiliz ajanı barındıran ve İngilizlerin işgalci çıkarlarına hizmet eden İngiliz muhipleri cemiyeti ile de ortak çalışmaktadır. İngiliz muhipleri cemiyetinin kurucusu Said Molla biliyorsunuz ki bir İngiliz ajanıdır ve rahip Frevle'de de yakından ilişkisi bulunmaktadır. Bunlardan talimat almaktadır. Yine 26 Ekim 1919 tarihli bir mektupta da Teali İslam Cemiyeti ile ve Mustafa Sabri ile Rahip Fürevin irtibatlı olduğu ve görüştükleri ortaya çıkmaktadır. Bu Teal İslam Cemiyeti memleket satında çok hızlı bir şekilde yayılmış Trakya bölgesinde, Anadolu'da, özellikle Orta Anadolu, Batı Anadolu kesimlerinde hızlı bir şekilde yayılmıştır. Ve yine o dönem İngilizlerin destekleriyle çıkan Anadolu'daki bazı ayaklanmalara bu Teali İslam cemiyeti destek vermiş. Aynı şekilde Kurtuluş Savaşı'nın başarıya uğramasını engellemek için Yunanlarla beraber çalışılmıştır. Hatta burada şöyle vahim bir durum vardır. Bu Teali İslam cemiyetinin e, Atıf is, İskilipli Atıf'ın da yine katkısının, desteğinin ve imzasının bulunduğu bir bildiri hazırlayarak 30 Ağustos 1920'de Yunan uçaklarıyla beraber Anadolu'ya atılmıştır bu bildiri. Bu bildiri mektubunda ağır bir şekilde Atatürk'e hatta Cemal Enver Talat Paşalara ve bazı iddiaçılara bir takım suçlamalar yöneltilmiş. Özellikle burada Atatürk ve Kurtuluş Savaşı iddiaçılıkla yan yana getirilmeye çalışılarak sanki Birinci Dünya Savaşı'nı Atatürk ve Kurtuluş Savaşı kadrosu kaybetmiş gibi bir intiba uyandırarak sizler zaten Birinci Dünya Savaşı'nda ve Balkan Savaşları'nda yenildiniz, memleketi felakete uğrattınız. Milyonlarca insan sizin yüzünüzden öldü diyerek suçlamakta hakaretler yağdırmaktadır. Bu mektubu zaten size okuyacağım. İş sadece bu mektupla da kalmamıştır. Kuvayi milliyecilere, adi eşkiyalar, deli ve cani, kudurmuş haydutlar ve yine türlü türlü hakaret dolu ifadelerde bulunmaktadır bu Teali İslam Cemiyeti. Yani tam bir İngiliz propagandasıyla hareket edip Yunanlıların Neredeyse başarılı olması için dua eden bir pozisyona girmiş, Yunanlara karşı gelinmemesi gerektiğini, bu kurtuluş savaşını başlatan Mustafa Kemal ve arkadaşlarının ve onlarla beraber hareket edenlerin İngilizlerin daha fazla saldırmasına sebep olduklarını, İngilizlere karşı direndikleri ve onlara karşı mücadele ettikleri için. İngilizlerin Yunanlıları üzerimize saldığını, Yunanlılarla da böyle bir çatışmaya girmememiz gerektiğini, onları da kızdırmamamız gerektiği tarzında aşağılıkça bir takım açıklamalarda bulunmaktadır. Şimdi birileri tarihi her zamanki gibi ters yüz ederek bu adamın e, idam edilmesinin arkasında şapka kanunu, yani kılık kıyafetle alakalı bir durumun olduğunu ortaya koymaktadırlar. Halbuki kendisi bu durumla alakalı yargılanmıştır. Ancak idam edilmesinin sebebi bu değildir. İdam edilmesinin esas sebebi şudur. Bu şahsın yani İskilipli Atıf'ın bu devrimleri içeren, devrimleri eleştiren, şapka kanununu, kılık kıyafet olayını eleştiren bir kitabı vardır. Bu kitabın toplatılması kararı verilmesine rağmen el altından tekrar basılmış ve Anadolu'da dağıtılmıştır bu kitap. Atıf Atıf'ın bizzat kendisi zaten bu dağıtım işinin içindedir. İşte burada da bu İngilizlerden aldığı destek ortaya çıkmaktadır. Bu dağıtım işine devam ederek yine aynı şekilde kendi içerisinde bulunduğu ve başkanlığını yaptığı teşkilatın da imkanlarından faydalanarak esasen girişmiş olduğu olay şudur. Anadolu'da çıkan bazı gerici ayaklanmalara destek verilmiş. Bu kitapla beraber bu gerici ayaklanmaların propagandası yapılmıştır. Yani Kılık Kıyafet ve Şapka Kanunu bunlar bahane edilerek esasen Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bölünmez bütünlüğüne, devletin rejimine karşı bir saldırıda bulunulmuştur. Aldığı ceza da bu devleti yıkmaya yönelik yapmış olduğu girişimlere yönelik bir cezadır. Yine bu cezanın bir diğer ayağı ise Kurtuluş Savaşı'nda bizzat Kurtuluş Savaşı'na karşı hareket etmesidir. Bu İskilipli Atıf'ın mektubuna değinelim isterseniz. Mektubun bir kısmı şöyledir. Anadolu'nun masum ve mazlum ahalisine diye başlar. Birinci Dünya Savaşı'na katıldılar, yediler, içtiler, çaldılar, keyif ettiler, kalan herkes öldü, sefalet acılar çekti, imparatorluk parçalandı, şimdi de Anadolu'da Mustafa Kemal ve Kuvayi Milliye maskaraları çıktı demektedir. Sonra devam eder, yazık, bin kere yazık ki gerek harp içinde, gerek mütarek eden sonra memleket bunların fitne ve fesadını uğradı. Milyonlarca insan telef oldu. Burada Talat Enver Cemal ve Mustafa Kemal gibi 5-10 eşkıyanın vücudunu ortadan kaldırmak için icap eden küçük fedakarlığı göze aldırmayarak memleketi ve kendilerini ebedi tehlikeden kurtarmak ve selamete çıkarmak yolunu idrak edemedi ve hala edemiyorlar demektedir. Yani demek istediği şudur. Talat, Enver, Cemal ve Mustafa Kemal gibi eşkıyalar çıkmış. Bunları ortadan kaldırmak gerekli demektedir. Millet aldanıyor, aldatılıyor demektedir. Kendisini hala aldatmaya çalışan heriflere diyemiyor ki ey hainler Allah'tan korkmayan, peygamberden haya etmeyen mahluklar savaştınız, başınızı bin türlü belaya soktunuz, mağlup oldunuz, bizi mahve perişan ettiniz. İngiliz ve Fransız gibi muazzam ve muntazam devletlere meydan okuyorlar diyor. Bu yüzden İngilizleri kızdırıp üzerimize Yunanlıları musallat ettiler. Bir taraftan Yunanlılarla savaşıp diğer taraftan kaçıyorlar. Düşünmüyorsunuz ki Yunanlara fazla zayiat verdirmek bile Bundan sonra bizim için hayırlı ve menfaatli bir şey değildir. Yani açıkça Yunanlara saldırıp onlara zayiat vermeyin bu bizim için iyi olmaz demektedir. Bu hain lakırtılarını eden şahsın yine haince lafları bu mektubunda uzun uza diye devam etmektedir ve hakaret dolu, lanet dolu, milli mücadeleye karşı olan hezeyanlarını sıralamaktadır. İskilipli Atıf'ın başkanlığındaki Teali İslam Cemiyeti'ni Teali İslam Cemiyeti bu bildiriyi hazırlamış ve dediğim gibi 30 Ocak 1920'de de Yunan uçaklarıyla Anadolu'ya yu atmıştır. 1920'de bu şekilde hazırlanan başka bildirileri de bulunmaktadır bu Atıf'ın. İçerikleri hemen hemen aynıdır. İşte bu süreçlerden sonra bir yargılama yoluna gidilmiştir. Yargılamanın ben kısaca size e, özetini aktarmak istiyorum. Yani neden neden yargılandı? Onu idama götüren mahkeme ne zaman kuruldu? Ve o mahkeme neyi esas alarak kendisini idama mahkum etti? Hızlıca oraya girelim. 25 Kasım 1925'te 6.000, pardon 671 sayılı şapka kanunu kabul edilmiştir. Şapka kanunu biliyorsunuz ki e, e, işin esası bir kanundur. Lakin burada bir zorunluluktan ziyade bir teşvik söz konusudur. Yani şapka kanununa istinaden kimse asılmamıştır. Sadece iskilipli atıf değil. Sadece burada Türk milleti kılık kıyafetle beraber yeni bir yaşam tarzına adapte edilmek istenmiş ve kanun yoluyla Türk milleti buna teşvik edilmeye çalışmıştır. Ancak hiçbir zaman bu kanuna muhalefetten tutuklamalar, işte adam asmalar, işte bir takım zulümler vesaire gibi böyle abartılan, işte insanları tahkir eden, onlara zulmeden herhangi bir olay yaşanmamıştır. Türkiye'nin bir yerinde, Anadolu'nun bir yerinde veya Karadeniz'de herhangi bir yerde. Tabi bazıları biliyorsunuz ana uydurmacılığı Türkiye'de çoktur. Uydurur uydurur yazarlar. Uyduracakları anı bulamadıkları zamanda kendi hayallerindekini olmuş bir tarihi olaymış gibi aksettirirler. Neyse biz gelelim e, tekrar konumuza. E, yargılamalar e, sırasında iskilipli Atıf biliyorsunuz belki okumuşsunuzdur bilmeyenler için de şimdi ben söylemiş olayım. 1924'te videonun bir önceki kısmında yani 3-5 dakika önce belirtmiş olduğum Frank Mukallitliği ve Şapka yani bakı, Batı taklitçiliği ve şapka adlı eseri bulunmaktadır ve bunu dağıtmıştır. Burada tabii ki şapkaya bir takım hakaretler işte dinle şapka bu dinle bu kıyafet yan yana getirilmiş şapka burada bir nevi cumhuriyetin kendi rejimine yönelik olarak bir takım baş kaldırılarda sembol olarak kullanılmıştır kitabın içeriği de hemen hemen budur yani Müslümanların kılık ve kıyafetinde işte sarık ve o cübbe resmi kıyafet olarak onlarca benimsenmiş. Şapka kafir kıyafeti olarak nitelendirilmiş. Bunu giyenin de kafir olduğu olacağı söylenmiştir. Yani baktığınız zaman bu eğer ki isyana teşvik yönünde bir çabaya yönelmiş olmasaydı kendisi sadece normal bir hapis cezasıyla kurtarabilirdi. Lakin bu bahane edilerek Anadolu'da da bazı gerici ayaklanmalara destek verilmiş ve bu ayaklanmaların da içerisinde yer alınmıştır. Hem maddi destek verilmiş hem de eleman sağlanmıştır bu isyanlara. Şimdi bu Frank Mukallitliği ve Şapka adlı kitabı nedeniyle 16 ile 18 Aralık 1925'te Giresun İstiklal Mahkemesi'nde yargılanmıştır. Yine 26 Eylül 1925'te 4717 numaralı bir emir ile bu kitap toplatılmış ve satışı yasaklanmıştır. Zira İstiklal Mahkemesi'nin bu kararı İskilipli Atıf'a bildirildikten sonra kendisi serbest bırakılmıştır. İşte ne olduysa bundan sonra daha yoğun bir şekilde yaşanmaya başlanmış ve İskilipli Atif bu olaylardan ders almayarak bu kitabın dağıtımına ve bu kitapla beraber isyan hareketlerine girişmeye başlamış ve onları desteklemiştir. Bu kitap el altından basılarak çoğaltılmış ve isyanlar için propaganda aracı olarak kullanılmıştır. İskilipli Atıf bu sefer Ankara İstiklal Mahkemesi'nde tekrar yargılanmıştır. Yani hemen hemen aradan bir seneye yakın bir zaman geçmiştir. Ocak ve Şubat aylarının bulunduğu zaman 1926'da olmuştur bu. Tabii ki e, özellikle bu isyan çıkan bölgelerde bu İskilipli kendisi bizzat buralarda yer almış ve Cumhuriyet'e karşı olan irticai isyanların arkasında yer almıştır. İskilipli atıf savunmasında kısaca şöyle demektedir. Bu Teali İslam Cemiyeti'nin Mustafa bildirilerinin Kurtuluş Savaşı sırasında Yunanlılar için hazırlanan ve İngiliz ve Yunan işgalini meşru gören onlara karşı Kuvayi Milliye'nin savaşmaması gerektiğini söyleyen, Atatürk'e ve diğerlerine hakaret edip bunların öldürülmesi gerektiğini bildiren bu gayrimilli bildirilerin Mustafa Sabri tarafından cemiyet üyelerinin zorla imzalatıldığını söylemiştir. Kendisinin buna karşı çıktığını, daha sonra bir teksip yayınladığını beyan etmiştir vatanga vakit gazetesinde. ancak olayın biraz detayına girildiğinde burada şöyle bir durum vardır bu Yunan uçaklarından atılan bu bildiriler Türk milletinde aksi tesiri yaratmış Yunanlıların Yunanlara karşıki Yunanlıların yaptığı zulümleri anlatan ayrı bir video çekeceğim ben Yunanlıların bu zulmüne yönelik Türk halkı, Türk milleti daha da bilenmiştir. Onların da bu işgalini mazur göstermeye çalışan ve onlara direnilmemesi gerektiğini söyleyen bu bildiriler tam tersi etki yapmış ve direniş daha da artmıştır. Kendisi de halktan böyle bir karşı direniş olduğu için yine kendi paçasını kurtarmak adına bu olaydan iki ay sonra sözde bir teksip yayınlamıştır. Ancak cemiyetin başkanı olarak e, ihanet bildirilerinin içerisinde zamanında atmış olduğu imza ve söylemiş olduğu sözler yine Anadolu'yu dolaşarak yapmış olduğu isyan teşvikleri olduğu yerde durmaktadır. Zira Ankara İstiklal Mahkemesi burada birçok kişiyi yargılamıştır. Bunun zabıtlarında yer alan bilgiye baktığımız zaman, işte İskilip'le Atıf'ın idam edilmesine sebep olan Kurtuluş Savaşı'ndaki bu tavrından tutun da Anadolu'daki bu isyanları bizzat desteklemesi yer almaktadır. Şapka olayı, şapka kanunu burada sadece bir bahanedir. Yani şöyle söyleyeyim, asılmasında şapka kanunu geçmemektedir. O şapka kanununu bahane ederek kendi hainliğini örtmeye çalışmaktadır. Ama idamın içerisinde, idam kararında şapka ile alakalı bir söz, kılık kıyafetle alakalı bir durum söz konusu değildir. Birincisi, basımı ve dağıtımı hükümetçe yasaklanan Frank Mukallitliği ve Şapka adlı kitabını isyan bölgelerine özellikle göndererek halkı isyana ve irticaya teşvik etmiştir. İkincisi, Milli mücadelenin başladığı yıllarda Teali İslam Cemiyeti İngilizlerle ve Yunanlarla beraber hareket etmiş ihanet bildirilerini Yunan uçaklarıyla Anadolu köylerine attırmıştır ve bu da o zamanki ceza Türk Ceza Kanunu'nun 51. 55. maddesi gereğince anayasayı tahrir suçudur ve bu sebeple de idama mahkum edilmiştir. Yine aynı şekilde Ankara İstiklal Mahkemesi vatana ihanet ettiği belli olan Baba Eski, Eski Müftüsü Ali Rıza'yı idama yine aynı kişiyi yani benzer bu davalardan yargılanan birkaç kişiyi de 5 ila 10 yıl arasında bir cezaya mahkum etmiştir. Beraat eden Ali Rıza Doğrul, Hafız Osman, Tahirül Mevlevi ve diğer bazı şahıslardır. Bu dediğim olayın tabii ki daha da detayları bulunmaktadır. Başka videoda eğer detaylarını merak edenler olursa daha detaylı bir kısmını anlatırım. Burada kullanmış olduğum kaynaklar Zeki Sarıhan, Kurtuluş Savaşı Günlüğü, yine Şerafettin Turan, Türk Devrim Tarihi, Sina Akşi'nin Milli Mücadele ile ait kitapları. Ee, yine Ergün Aybars'ın kitabıdır. İstiklal Mahkemeleri ile alakalı niçin kurulmuştur? İçerikleri nedir? Uygulamaları nereldir? Almanızı tavsiye ederim. Bu da güzel bir kitap. Yine e, ben Türk Tarih Kurumu'ndan almıştım. Sizlere de tavsiye edeceğim bir kitap daha vardır. Bu da milli mücadele yıllarındaki kuruluşlar diye geçmektedir. Değerli arkadaşlar konu budur. Yani İskilipli Atıf şapkadan dolayı asılmamıştır. Bir ara bu internette de dolaşan bir video var. E, romantik bir videodur bu. Bizim insanımız maalesef bu tarz böyle romantik ve sloganvari cümleleri ve konuşmaları çok sever. Burada da İskilipli Atıf'ı canlandıran eski bir tiyatro oyuncusu. Olayın sanki şapkadan oluyormuş gibi bir izlenim uyandırmaktadır. Kılık ve kıyafetinden dolayı kendisinin medeni gösterilmediğini, medeniyetin ve imanın kılık ve kıyafetle belli olamayacağını, yine kılık ve kıyafetin sınırlanarak insan hak ve özgürlüklerine karşı çıkılıyormuş. Onların mücadelesi de tamamen medeni dünyada insanların giyim ve kuşamlarıyla alakalı hak ve özgürlüklerinin bir mücadelesiymiş gibi gösterilmeye çalışılmaktadır. Halbuki insanları belirli bir şekle sokmaya çalışan zaten bu zihniyettir. Cumhuriyet size bu kıyafete niye giydin dememektedir. Cumhuriyet bir kanun çıkarmıştır. Buna uyulmasıyla alakalı bir düzenleme yer almaktadır. Bu da sadece Atatürk döneminde olmamaktadır. Bundan önce peki yani e, fesi e, Osmanlı tarihine sokan hangi padişahtı? İkinci Mahmut döneminde bu takılmıyor muydu? Yani Osmanlı'nın kuruluşunda fes mi vardı? Şimdi bakınız. Peki ondan öncesine de geleyim. Kalpak giyilmektedir. Pardon e, sarık giymektedir. Peki sarıktan önce Türk milleti ne giyer? Kalpak giyer. Kurtuluş Savaşında da vardı bu. Hala da Türk devletlerinde var bu kalpak. Hatta börkler vardır. Anadolu'da şu an hala giyilir. Bunların değişik şekilleri de bulunmaktadır. Yazlığı vardır, kışlığı vardır. Hatta e, bu Türkler, özellikle e, Müslümanlığa geçtiği zaman Anadolu erenlerinde de bu vardır. Biliyorsunuz bazı e, Alevi bektaşi e, dini şahıslar dini önderler diyelim e, yine kavuk da kullanmaktadırlar Osmanlı devlet adamları da bunu kullanmaktadır yani kavuk giyer fes giyer kalpak giyer dönem dönem Türk milleti zaten bunları kullanmıştır ama bunların hiçbiri baktığınız zaman Herhangi bir kişinin dini görüşünü yansıtabilecek bir kıyafet değildir. Yani bunu giyen Müslüman olur veya bunu giyen Müslüman olmaz diye bir olay yoktur. Ama şu vardır burada cumhuriyet kendisine yönelik bir takım girişimlerde yine sembol olarak ortaya çıkmış olan ve kıyafet üzerinden, giyim üzerinden insanları sömürmeye kalkarak sanki bu tarz giyinen insanların çok iyi bir Müslüman olmuş diğer insanların daha modern daha farklı giyinen insanların ise Müslümanlıkla alakası yokmuş gibi lanse edilmesini ve bu dinin kullanılarak bu psikolojik harbe psikolojik harekata hizmet edilmesinin önüne geçilmek için bir standart belirlenmeye çalışmıştır. Bu anlamda bu bir zorunluluk değildir kanunu vardır ancak hiçbir zaman Anadolu'da veya başka bir yerde herhangi bir şahıs kılık kıyafet yüzünden böyle bir yargılamaya, böyle bir idama, cezaya mahkum edilmemiştir. Baktığınız zaman zaten At Atatürk'ün yurt gezilerinde de yani kılık kıyafetle ilgili kanun çıktıktan sonra da yurtla ilgili ziyaretlerini yaptığında karşısında normal cübbesi olan din adamı olsun Anadolu'da herhangi bir vatandaş olsun veya başında sarık olan din adamlarıyla da oturmuş kalkmış sohbet etmiştir çarşaflı bayanlarla da oturmuş sohbet etmiştir. oturmuş demeyeyim de Anadolu'ya gittiği zaman ve yurt gezilerinde de onların dertlerini dinlemiş onlarla belirli konularda hatta şöyle söyleyeyim halkın derdini dinledikten sonra yardımcı olmak için de elinden geleni yapmıştır. Yani burada şu vatandaş kalpak giyiyor, bu çarşaf giyiyor, buna yardımcı ol. Böyle bir durum zaten yoktur, olamazdı. Yani demek istediğim şu o dönemde Atatürk'ün yurt gezilerinde de fotoğraflarda da mevcuttur bu. Zaten bu tarz giyinen vatandaşlarımız Atatürk'le görüşmektedir. Yani bu kanun çıktı Türk milleti olduğu gibi her yerde takım elbiseyle ve şapkayla gezdi diye bir olay yoktur. Zira burada bir mağduriyet yaratılmaya çalışılmaktadır. Şapka da burada kullanılmaktadır. Yani vatana ihanet eden bir kişinin yaptığı ihanetler geri plana atılarak şapka kanununa istinaden asıldığı yalanı uydurulmuştur. Bu konuya değinmek istedim. Bundan sonra bu tarz yine konularımız devam edecek. Eğer ki merak ettiğiniz bu şekilde yine Atatürk'e atılan iftira olabilir, Cumhuriyet'e atılan iftira veya tarihle alakalı benim de ilgilendiğim bir konu eğer ki sizler tarafından önerilirse araştırıp anlatmayı tabii ki uygun bulurum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.